Buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, ormanlar yok ediliyor, kapitalizm dünyayı tüketiyor durumda. Birleşmiş Milletler'in New York'taki merkezinde bir iklim zirvesi düzenlenecek. Burada dünya liderleri buluşacak ve bu iklim zirvesi öncesinde de bugün iklim grevleri gerçekleştirildi. Başta Avustralya ve Asya Pasifik ülkesinden binlerce öğrenci olmak üzere dünyanın 150 ülkesinde, Türkiye'de de başta İstanbul Kadıköy olmak üzere 15 kentte iklim grevleri gerçekleştirildi. Neden gerçekleştiriyor bu grevler? Çünkü Birleşmiş Milletler verilerine göre 2030 itibariyle küresel ısınmanın 1,5 derece aşağı çekilmesi gerekiyor. Ancak Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkelerin yaptığı beyanlar 1,5 derece küresel ısınmayı aşağı çekmeye yetmeyecek gibi görünüyor. Bunu yapmak için de 2030'a kadar karbon salınımının %45 aşağı çekilmesi ve 2050'ye kadar da sıfıra indirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde dünyada ciddi krizler, felaketler ortaya çıkabilir ve senede de 7 milyon insanın ölümüne yol açabilir. Bunun önüne geçmek için neler yapılıyor? İklim grevinin bu konudaki anlamını, Paris İklim Anlaşması'nı ve aynı zamanda da Türkiye'nin buradaki pozisyonunu konuşacağız. Hattımızda iklim ve enerji uzmanı Önder Algedik var. Önder Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, öncelikle bu iklim grevleri gerçekleştiriliyor. Yakında da bir iklim zirvesi gerçekleştirilecek. Bu iklim grevlerini siz nasıl anlamlandırıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Öncelikle bundan başlayalım. Şöyle özetleyeyim. Aslında iklim zirveleri genelde Aralık ayında gerçekleşiyordu. Hep ortasındaki cumartesi günü eylemler yapılırdı. 2009 yılında bu eylemlerin yeterli olmayacağı ve daha öncesinde yani Eylül ayı gibi hükümetlerin karar verme aşamasında bir şey yapmasının daha anlamlı olacağı söylendi. Ve 2009 yılından bu yana Eylül ayında da eylemler yapılıyordu. Zaten Eylül ayındaki, Eylül 2'deki eylemler, bu Avrupa Hareketlilik Haftası vesaire çok üste giren konular. Şimdi bu sene iklim grevi teması yapılıyor. Şu anlamıyla önemli. Şu an aslında kapitalizmin bütün termik santrallerinin şalterlere inmesi gerekiyor. Bütün çimento fabrikaların kapanması gerekiyor. Bütün arabaların kontaklarının sırayla kapatılmaya başlanması gerekiyor. Dolayısıyla iklim grevi tartışmaları böyle bir çerçeve oturan bir pozisyonda. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi 2030 lafını ben telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü şöyle, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi içinde oluşturulan o iklim paneli bu rapor hazırladığında şunu söylüyor. Biz 12. kattan düşüyoruz. Yani 12 yılımız yok, 12. kattan düşüyoruz. Dolayısıyla bir an önce bir yere tutunmamız gerekiyor. Karbonsuz, fosil yakıtsız bir dünyaya tutunmamız gerekiyor. Rapor aslında bunu söylüyor. O yüzden 2030'a kadar zamanımız yok. Dolayısıyla sizin söylediğiniz çok anlamlı. Bizim bugünden itibaren, hatta dünden itibaren emisyon azaltmaya, yani termik santrallerini kapatmaya, arabaların kontaklarını kapatmaya, ücretsiz toplu taşımaya, ne bileyim bisiklet ulaşımına, enerji yerine geçme ihtiyacımız var. O anlamıyla böyle bir aciliyet içine oturuyor diyebiliriz. Peki bu karbon salınımını aşağı çekmek için ne yapmak gerekiyor? Biraz daha açabilir misiniz? Ve bunun için gereken adımlar ülkelerce atılıyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncekinin sorunuza cevap vereyim. Atan ülkeler var. Mesela benim çok takdir ettiğim ülkelerden bir tanesi Etiyopya'dır. Hiçbir suçu olmamasına rağmen hakikaten emisyonunu arttırmaz. Hatta azaltmaya çalışır. Pastır mesela hani bir İslam ülkesi ama iklim değişikliği performans endekslerinde çok güzel ülke temsil eden bir ülkedir. Dolayısıyla böyle hakkını veren ülkeler var. Bir de vermeyen ülkeler var ki bunların en başı Türkiye geliyor biliyorsunuz. Şimdi yapılması gereken şey şu. Aslında 5 tane temel başlığımız var. Bir tanesi kömür, petrol ve doğalgazlar. İlk üçü. Kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı hızla azaltılması gerekiyor. Ve mümkünse çok kısa vadede kömür devreden çıkması gerekiyor. Çok kısa vadede. Geriye kalan diğer iki tanesi ise aslında doğa tahribatı altında toplanan asfalt ve beton. Neden? Çünkü siz ağaç kesiyorsunuz, asfalt döküyorsunuz, ağaç kesiyorsunuz, beton döküyorsunuz. Ve bütün bu döktüğünüz döktüğünüz asfaltlar size petrol tüketim olarak geri dönüyor. Bütün döktüğünüz beton ise hem petrol hem doğalgaz hem de kömür olarak geri dönüyor. Dolayısıyla yapılması gereken şey şu, Türkiye'deki bu 5 kalemin bir defa öncelikle tabii ki başta ağaç kesilmesi yasaklanması gerekiyor. Böyle bir noktadayız yani bizim bir Kaz Dağı hikayesine ihtiyacımız yok. Bizim bir Salda Gölü'ne beton dökme ihtiyacımız yok. Bu anlamıyla çok hızlı bir şekilde asfalt ve betona dayalı belediyeciliğin ve kamu politikalarının bırakılması gerekiyor.
ve burada kömür, petrol ve doğalgaza dayalı halkın vergilendirildiği ve bunun kirliliğinin doğaya bırakıldığı, iklim değişikliğinin doğaya fatura edildiği politikaları hızla durdurulması gerekiyor. Bu şu an başlamak zorundayız. Ciddi bir diyet demekten çekiniyorum. Sert bir önlemler zincirine ihtiyacımız var. Peki diğer taraftan işte enerji sorunu, enerji ihtiyacını karşılama sorunu ortaya çıkıyor. Örneğin bu dediğiniz adımların atılması ve enerji ihtiyacının karşılanması aynı anda mümkün olabilir mi? Bu en çok karşı tarafın söylediği argümanlardan bir tanesi. Sorduğunuz için çok teşekkürler. Şu an Türkiye'nin ortalama kullandığı en fazla enerji 45 bin megawatt seviyesinde. Şu an Türkiye'nin kurulu gücü 90 bin megawatt. Bunun 18-19 bin megawattı kömür santralleri. Biz bunu kapattığımız zaman yaklaşık 70 bin megawatt'tan daha fazla enerjimiz olacak. Kaldı ki bu ülkede enerji verimli politikası uygulanmıyor. Yani 45 bin megawatt bile enerjiyi boşa harcadığımız halde harcadığımız bir miktar. Dolayısıyla bence böyle bir sorunumuz yok. Temel sorun şu: Türkiye boşa enerji üretiyor. Türkiye aslında kömür tüccarlarına, HES tüccarlarına para kazandırmak için enerji üretiyor. Zaten hani batan enerji kredileri tartışmalarından da bunu toplum olarak hep beraber izliyoruz. Evet. Peki diğer taraftan siz de bir yazı yazdınız. Paris İklim Anlaşması'nda Türkiye'nin pozisyonunu ele aldınız. Şimdi bu iklim anlaşmasının manası nedir? Türkiye'nin burada taraf olması olmaması gibi konular ortada. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'nin taraf olması ne anlama geliyor? Biraz daha hani açık öğrenmek istersek sizden. Ya şimdi çok açık bir şey söyleyelim. Anlaşmasızlık kötü bir şey. Dolayısıyla bir anlaşmanın olması her halükarda iyidir. Ama anlaşmanın kötü amaçlı kullanılması daha kötü bir şey. Türkiye şöyle bir şey yaptı. Paris İklim Anlaşması çok yetersiz bir anlaşma biliyorsunuz. Ama bunu en çok denen ülkelerden bir tanesi de Türkiye oldu. Emisyonlarını arttırarak, yani onun da örneğini vereyim, yaklaşık 90'larda bu ülke 200 milyon ton mertebesinin sera gazı atmosfere salarken 2010 yılında 400 küsür milyon tonlara çıktı. Ve Türkiye dedi ki, ben Paris İklim Anlaşması'na taraf olursam 2030 yılında 200'den 400'e çıkarttığım bu miktarı sıkı durun 929 milyon tona çıkartacağım dedi. Yani 20 yılda 200 milyon ton arttırdığımız emisyonları sonraki yıl 20 yılda 529 milyon ton arttıracağım dedi. Bu kötü bir niyet. Çünkü ya, iklim için yapılması gereken şey çok basit. Emisyonlarınızı azaltacaksınız, daha az asfalt beton, daha az kömür, petrol, doğalgaz. Türkiye ise şunu söylüyor: 20 yılda eklediğimin 2-2,5 katını ekleyeceğim diyor. Bu anlamda kötü niyetli bir anlaşma, ama Türkiye bunu niye yaptı? Türkiye aslında biliyorsunuz mega proje, iklimi değiştiren şehir hastaneleri, iklimi değiştiren otoyol projeleri, iklimi değiştiren havaalanı projelerini kamu kaynakları, yani halkın vergileri yapmak istiyor. İklime gelince olan parayı da Avrupa Birliği'nin vatandaşlarının, dünyadaki ülkelerin vatandaşları toplanan vergilerde oluşan fonlarla yapmak istiyor. Aslında ben burada iyi niyet görmüyorum, çünkü Türkiye aslında iklimi değiştirmek konusunda büyük bir çabayı bu anlaşmaya yerleştirmek istiyor. Ben o anlamda Türkiye'nin bu anlaşmaya taraf olmasını istemiyorum. Olmak istiyorsa Fas gibi, Etiyopya gibi hakkaniyetli, adil, adaletli bir iş yapar ve bu şekilde taraf olur. Yoksa daha fazla kömür santrali yapmak için Paris İklim Anlaşması. Şimdi Paris İklim Anlaşması zaten problemli bir anlaşma, ama sizin bunu daha kötü bir seviyeye çekmeniz daha kötü bir şey. Durumu kurtarmıyorsunuz, daha çok batırıyorsunuz. O anlamıyla Türkiye taraf olacak. Çünkü zaten tek derdi aslında para almak. Çünkü böyle bir şeye kaynak ayırmak istemiyor. Dünyadan bu işte de para ayırmak istiyor. Ama biz de diyoruz ki Türkiye taraf olacak, ama olacaksa adil bir şekilde olsun, hakkaniyetli bir şekilde olsun. Ki şunu hatırlayalım: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi 92'de, 1992'de Rio'da görüşüldükten tam 12 yıl sonra Türkiye tarafı oldu. Benzer şekilde 1997'de görüşülen Kyoto Protokolü'ne tam 12 yıl sonra, 2009'da tarafı oldu. Paris İklim Anlaşması'nı 12 yıl beklemeyecek, 2016'daki Paris İklim Anlaşması'nı, ama bunu daha kötü bir seviye çekerek taraf olmaya çalışıyor. Bence Türkiye dünyanın fonlarını, fakir ülkelere gitmesi gereken fonları götürmesin. Çünkü yani 80 milyon TL'yi 4 tane makam aracına veren bir ülke iklim için fonu, Etiyopya'nın alması gereken fonu kullanmasın. Çok büyük bir ayıp. Bu anlamıyla dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Evet, Türkiye fonlardan yararlanmak için Paris İklim Anlaşması'na taraf oluyor dediniz. Önemli bir nokta bu. Şimdi Fas, Etiyopya gibi ülkelerin bu konuda örnek olduğunu söylediniz. Peki dünyadaki diğer büyük ülkeler, örneğin ABD, Avrupa bu konuda gerekli adımları atıyorlar mı veya nasıl pozisyon alıyorlar? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Diplomaside halka atılan çok güzel bir kazık vardır. Her ülke birbirini suçlayarak kendi eylemsizliğini sürdürmeye çalışır. Mesela iklim müzakerelerini Amerika ne zaman sıkışsa Çin'in şeffaf olmamasını eleştirir. Çin ise Amerika'nın liderlik yapmamasını eleştirir. Böyle herkes bir şekilde eleştirir ve hep bahaneler üretilir. Ama şu an devletlerin bu bahaneler üretim politikasına bir son vermemiz gerekiyor. Yani çok açık bir şekilde Türkiye Avrupa ya da Amerika hiçbir şey yapmasa bile ajansını yapabilecek ve dünya siyasetini düzeltebilecek bir güce sahip aslında. Ama siyasi mantalitesi ona uygun değil. Çünkü Türkiye şu an biliyorsunuz herkes AVM'de enerji harcasın diye, herkes tuvalete bile arabayla gitsin diye bir politikaya sahip. Dolayısıyla hani ülkelerin yapmış olduğu bu ikiyüzlüklerin haddi hesabı yok. Ben bunun çok ikiyüzlü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden halkların müdahale olması gerekiyor ve bu yüzden tartışmamız gereken şey kitlesel ve bu sosyal sınıflar üzerinden bir dönüşüm gerektiren bir tartışma. Çünkü şu an ihtiyacımız olan iklim değişikliği meselesinde hani eskiden bir solun reformu devrimi tartışması vardı ya, aslında şu an hem iklim değişikliği konusunda marjinal reformlara ihtiyacımız var hem de bu konuda çok devrimci çözümüne ihtiyacımız var. Peki, çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik'le görüştük. Bu konuyu hem Türkiye açısından hem de dünya açısından Fas, Etiyopya gibi örneklerin olumlu örnekler olduğunu belirtiyor Önder Algedik. Ama Türkiye'nin özellikle Paris İklim Anlaşması konusunda tek derdinin para olmak, para almak, fonlardan para almak gibi bir sebepten dolayı Paris İklim Anlaşması'na taraf olması gibi bir görüşü olduğunu belirtiyor. 12. kattan düşüyor durumdayız. Acil önlem almak zorundayız. Karbonsuz, fosilsiz bir dünyaya doğru yönelmemiz gerekiyor. Bütün termik santrallerin hemen derhal durdurulması gerekiyor. Arabaların kontaklarının kapatılması gerekiyor. Çünkü petrol kullanımı var ve bu da sorunu körüklüyor durumda. Asfaltlı betonlar, petrol tüketimi gibi uygulamalar da buradaki sorunun temel kaynaklarından. Dünyayı da sorduk. Dünya ülkelerini, dünyadaki büyük ülkeleri bu konuda da ikiyüzlü bir politika izlediklerini söylüyor. Dünya ülkelerinin Önder Algedik ve Türkiye'nin de bu konuda gerçekten hani sera gazı salınımı ve diğer konularda pek olumlu bir örnek oluşturmadığını belirtiyor. Önder Algedik çok önemli bir konu. Dünyayı felakete sürükleyebilecek bir konu. Elbette takip etmeye devam edeceğiz. Ülkelerin ve dünya liderlerinin de bu konuda gerekli adımları atmaları gerekiyor. Türkiye'nin de aynı şekilde diyelim. Bağlantılarımızla yayınımıza devam edeceğiz.